biliyorsunuz konusunda uzman kişileri ağırlıyoruz. Bugün de gerçekten çok kıymetli, benim için çok değerli. Aslında kendisini hiç tanımıyorum ama program için araştırdığımda çok güzel bilgiler edindiğim sevgili Özlem Akel bizlerle birlikte. Klinik psikolog kendisi. Bakalım şimdi kendisine soracaklarımızı şimdi sizler için soruyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Aa, gayet iyi görünüyorsunuz. Çok güzel görünüyorsunuz siz teşekkür de öyle. Teşekkür ederim. Pembe ile kırmızının uyumunu ben çok severim. Bu böyle son zamanlarda aslında daha çok tercih edilen bir şey oldu. Hmm. Evet böyle kırmızıyla oranj, kırmızıyla turuncu, kırmızıyla sarı falan aslında çok günlük hayatta kullanılmazdı. Ama siz bugün kullanmışsınız. Evet, şans eseri sanırım. Evet çok güzel olmuş. Aynı zamanda bir modacı olduğum için tabii evet, direkt evet. Dikkatimi çekiyor. Evet. Çok şık gözüküyorsunuz evet, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bu arada yani bu hayatta ne olmak isterdim diye sorsalar evet hep bu işleri yapmak isterdim. Hı-hı. Hani yaptım işte moda ile ilgili işleri çok seviyorum. İşte televizyonda olmayı çok seviyorum falan ama eğer başka şansım olması gerekseydi herhalde şey yapardım. Psikolog falan ya da evet, psikiyatr gibi evet. bir şey olmak isterdim. Çünkü onun da böyle insanlar üzerindeki etkisi çok başka. Gerçekten çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Evet evet aslında herkesin istediği bir meslek. Neden? Çünkü hepimizin bu mesleğe sahip olmasak da belli sorgu süreçlerimiz oluyor değil mi? Evet. Kendimizle ilgili, dünya ile ilgili, anlam arayışımızla ilgili sürekli zihnimizde ya da hani tüm varoluşumuz boyunca bu meselelerle ilgileniyoruz. O yüzden herkesin dahil olmak istediği yani terapi sürecine veya mesleki olarak yapmak istediği bir yer. Çok zevkli, çok keyifli hem de evet aslında kutsal bir yerde duruyor bana göre de. Bana göre de öyle. Gerçekten çok kutsal bir meslek. Bir de bir sır küpü olmak gerekiyor. Yani hani acaba bütün bunların üstesinden nasıl kalkıyorsunuz? Ben bunu hep çok merak etmişimdir. Ben de dönem dönem psikoloğa da, psikiyatra da gidiyorum. Hı-hı. Hatta şu anda da gidiyorum. Ve bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bence herkesin gitmesi gerekiyor. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ekranları başındaki izleyicilerimiz de öyle. Yani şu an evlerinde de olsalar, ev hanımı da olsalar, evin yükü de çok fazla. İşte ev işi, ütü, çamaşır, bulaşık onların daha da çok sorumlulukları oluyor. Çünkü evde ben kaldığım bu Covid boyunca anladım ki çalışmamak çok zor. Çünkü evet, hiç iş bitmiyor. Evet. Hani burada otururken hadi mutfak dolabının içini açalım deyip mutfak dolabının içini yapıyorsun. Bir çekmeceyi açıyorsun. Dağıldığını görüyorsun. Onu toplarken alt deyip böyle bütün dolabı düzeltiyorsun falan. Ama çalışınca öyle değil tabii günün sonunda. Evden aslında çıkıyorsunuz. Evet. Evde kaldığımız süreçte kat kat kendimizi açtık aslında kendimize. Değil mi? Ve o da çok her zaman hoş ya da rahat bir süreç olmuyor. Gerçekten açlıkça bir şeylerle karşılaşıyoruz. Evet, kimi zaman hoş oluyor, kimi zaman hoş olmuyor. Kimi zaman unuttuğumuz şeyleri bulup sevinirken, kimi zaman da anılarımızla yüzleşip bizi başka yerlere götürebiliyor. Bilmiyorum, ben size öncelikle şunu sormak istiyorum. Covid, bu pandemi süreci bence birçok kişide ağır travmalar yaptı. İşte birçok insanın psikolojisi gerçekten çok bozuldu. Herkesin endişeleri ve korkuları oldu. Ben bahçeli evimiz, bahçeye çıktığımda ölürüm falan zannediyordum. Hani havadan böyle mikrop yağdığını falan düşünüyordum ki hani gerçekten okumuş etmiş, hani bilgili insanlar olmamıza rağmen biz böyle annemle inanılmaz korku içerisinde evin bahçeye çıksak mı, işte terasta mı dursak falan böyle saçma sapan psikolojilere girmiştik. Babam keza öyle yani hepimiz ailede böyle yere bir şey düştü. O gerçekten her şeyi o şu an caps yapıyorlar ama onların hepsi mesela bizim ailemiz oldu. Yani her şeyi bahçede, balkonda bırakıp içeriye bilmem ölümle kaçsa. Ölümle yüz yüze geldik aslında bu süreçte. Ve ben şunu anladım. Ben hiç ölmek istemiyorum. Yani yaşamayı o kadar çok seviyormuşum ki. Bir kez daha anladım. Hani böyle deseler ki bu iksir, iç bunu Zeynep, 100 yaşına kadar yaşayacaksın garanti, içerim. Yani hani o kadar yaşamayı sevdiğimi anladım. Ama tabii bir yandan da gerçeklerle de gördük. Yani gözle görülemeyecek nokta kadar bir virüsün hayatımızı bir anda alt üst edebildiğini, bir sürü insanı kaybettiğini, entübe olduğunu, çok yakınlarımız, eşimizi, dostumuzu kaybettiğimiz bir süreç oldu. Evet. Bu gibi durumlarda size danışanlarınız oldu mu? Tabii aslında bu dönemde biraz daha arttı kaygılar, anksiyete problemleri, depresyon. Bunlarda çok artış oldu. Bizim ülkemizde de, tüm dünyada da böyle. Tabii ki bu terapilere de yansıdı. Daha çok bunları çalışır olduk ama demin dedim ya hani evdeyken o kat kat çamaşırları, çekmeceleri boşaltırken, açarken anılarımızı da boşaltmaya başladık. Ya da işte ölümle yüz yüze geldik dedik.
Aslında en çok da yaşama sevinci olan kişiler, yaşama bağlı olanlar ölümden korkuyor. Ben. Evet. Evet, bahsettiğiniz için söylemek istedim. Zor bir süreçti ama herkes için değil. Bazı kişiler için avantaj gibi oldu. Birçok kişi için zordu ama bazıları için de evden çalışmak. Hani ben de onlardan biriyim aslında. Hani bu arada bir oğlum oldu. Hem çok onunla güzel, ilgilenmek, hem evden çalışabilmek, evle ilgilenebilmek, zaman ayırabilmek daha çok eve. Benim biraz daha işime geldi açıkçası ve böyle arkadaşlarım işte eğitimlerini, her şeyi online almaya başladık. Kolaylaştırıcı yanları da oldu ama ölümle yüzleşme kısmı çok zorlayıcı tabii ki. Peki psikoterapi nedir ve bu kimler için uygulanabilir? Aslında hani siz çok cesur bir şekilde bahsettiniz. Ben de alıyorum değil mi? İşte psikiyatr ya da psikolog. Hepimizin alması gereken, yani biz psikologların da girmesi gereken bir süreç bu. Keşke imkan olsa herkese değil mi verilebilse bu süreç. Hepimizin alması gereken bir süreç öncelikle ama onun dışında ne zaman ihtiyaç duyulur psikoterapiye? Hayatın gidişatında zorlanmalar olduğunda, iş yaşamında, ev ilişkilerinde, işte aile ilişkilerinde, çift ilişkilerinde ya da partnerle ilgili. Özellikle buralarda sekteye uğrayan şeyler olduğunda hemen tabii ki bir terapiste başvurulması çok değerli. Bunun dışında anlam arayışı, kendini tanıma, anlamaya çalışma, ne yapıyorum ben buraya geldim, fırlatıldım bu dünyaya, nereye gidiyorum, nasıl geçecek, gençliğimi nasıl değerlendireceğim? Aklınıza gelebilecek belki milyonlarca soru içinde terapiye başvurabiliyorsunuz. Ve bunu cesurca dedim, insanlar hala hani böyle maalesef sakınılacak bir şey gibi görebiliyorlar. Ama kardiyolojiye gittiğinde herkese haber veriyorlar. Evet, ya da işte böbreğinde bir problem olduğunda böbreğimde problem var diye herkese haber veriyorlar. Ama bizim ülkemizde yani izleyicilerimiz için de bu böyle bence. Bu bir yani çoğu kişi için bu böyle aslında. Bu bir ayıp. Psikolojik sorun olması maalesef başka bir hitap şekliyle adlandırılıyor falan. Oysa ki hiç öyle bir şey değil. Gördüğünüz üzere ben gayet sağlıklıyım, gayet mutluyum, yaşamayı çok seviyorum. Ama daha da kaliteli ve daha da iyi yaşamak için aslında tabii ki ara sıra karamsarlıklarım ve sıkıntılarım oluyor. Üstünden kendi başıma çözmek istemediğim için, ben daha çok bu kişinin uzmanı olduğuna güvendiğim için yardım alıyorum. Ben sürekli gitmiyorum ama ayda bir kere gidiyorum. Bazen iki ayda bir kere gidiyorum. Bazen Mansur Hoca'ya gidiyorum. Ondan sonra işte bazen de ki Zeynep ya ben sana anlatayım sorunlarımı falan diyor. Senin bir derdin yok diyor. Hani öyle oturuyoruz. Şimdi hatta salı günü Çağatay Öztürk'e gideceğim. Yani hani gerçekten hem çok da yakın arkadaş. Aslında yakın arkadaşlara bakmıyorlar ama böyle bir yanına koşmak istediğim bir konu vardı. Bir seferlik böyle. Biraz daha sohbet gibi sana. Evet, sohbet gibi olacak falan. Yani hani böyle bir süreç bence herkese çok faydası olan, emin olun sizlere de çok faydası olabilecek bir şey. Ama tabii ki bu biraz da imkanlarla doğru orantılı. Tabii. Hani biz gidemiyoruz, yapamıyoruz dedikleri noktada ne yapabilirler? Yani bir büyüğe mi danışmalı, yoksa kendi içerisinde mi anlatmalı, yoksa birisi bana mesaj atmış. Ben musluğu açıyorum, musluğu anlatıyorum, suyu anlatıyorum derdim demiş. O da bir yöntem. Yani tabii ki imkanlar dahilinde bakıyoruz her zaman. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Hiçbirimiz %100 sağlıklı değiliz. Yani yanlış düşündüğümüz, algımızın bozulduğu, bazen gerçeklikten uzaklaştığımız, kaybolduğumuz, depresyona girdiğimiz, kaygılandığımız hepimizin alanlar var. Ve çocukluktan bu yana taşıdığımız çok şey var. Yani hiç kimsenin çocukluğu pamuklar içinde geçmedi. O yüzden hiçbirimiz de çok da mutlu bir yerde değiliz aslında. O yüzden sağlıklı olmak ya da sağlıklı olmamak meselesi değil. Ama işte imkanlar dahilinde doğru. İmkan varsa tabii ki en yakın bir terapistten randevu alması. Yoksa işte devlet hastaneleri, mesela İstanbul gibi yerlerde belediyelerin psikolojik danışma merkezleri var. Belediyelerin bu tarz yerleri var mı? Peki bunun için böyle muhtarlara falan gidip mi yönlendiriliyor? Nasıl oluyor? Hayır, beyaz masayı arayıp randevu alınabiliyor. Hem çocuk ergen hem yetişkin psikologlar için randevu alınabiliyor. Çünkü bu süreçte, bu pandemi sürecinde şöyle bir sıkıntı da oldu tabii. Herkes evde olduğu için aileler
hani hem çok güzel birlikte geçinmekle birlikte tabii tatsız olayların da, çatışmaların da olduğu, işte çocuklarla büyüklerin iletişiminde sıkıntı olduğu, hatta ve hatta daha çok çocukların iPad'lerde ve işte bilgisayarlarda, diğer sosyal mecralarda çok fazla vakit geçirdiği, benim de bir oğlum var, ablamın da bir oğlu var, bilgisayar yasak Kemal'e ama şey falan diyordu, madem bilgisayar yasak o zaman ders yapmayayım ben diyor. Çünkü okul online. Bana yasak, evet. Gözlerim bozuluyor diyor. Evet. Yani işte çocuklar artık o kadar akıllılar ki bana yasak diyor. Yani doğru. Şimdi yasak dedin, sonra önüne koydun gibi şeyler oluyor. Evet. Tutarsızlıklar oldu bu dönem. Aslında hani problemler çıktı gibi değil de problemi vardı. Biz görmeye başladık. Evet, gün yüzüne çıktı. Tabii. Çünkü biri okula gidiyordu, biri işe gidiyordu, biri komşusuna gidiyordu ama hepimiz bir odanın içine hapsolduk. Evet, evet yani gerçekten işte geç böyle bu dönemde tabii yine böyle komik şeyler de yapılıyor. Gerçekten evde 5 kişi yaşıyormuşuz ya, babam iyi insanmış falan deyip böyle evet. Hani caps'ler yapıldı. Çünkü gerçekten sohbetlerin azaldığı bir ortam oluşmaya başladı. Evet. Bu da tabii gerçekten üzücü bir durum ama günün sonunda işte desteklerle falan ya da bir takım olaylarla zorlansak düzeltilebiliyor. Da, evet. 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 Bu arada kişiyi bu psikoterapi döneminde yani yardım almaya başladığında kişiyi nasıl bir süreç bekliyor? Yani nelere hazırlıklı olmalı? Ya da bazen kendimize itiraf edemediğimiz, hani biliriz ama doktora nasıl anlatacağımız dediğimiz şeyler var ya. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendimden örnek vereyim. Ben telefonumun notlarına böyle sormak istediğim ya da yaşadığım ama kimseyle paylaşamadığım şeylerini yazıyorum. Ama notlarıma şifre koydum. Notlarıma yazıyorum. Sonra gidince diyorum ki ben söylemeyeceğim ama böyle böyle oldu. Bakar mısınız deyip veriyorum. Ondan sonra böyle bir çözüm buldum kendime. Evet. Söyleyemeyeceğimi düşündüğüm bu bir şey olduğunda. Ama hani bunu yaparken de şunu da çalışmak önemli. Hani neden söyleyemiyorum da böyle veriyorum? Ne oluyor orada? Ha, şu an söylüyorum ilk başlarda. Ha, tamam yani süreçte bunları da işlemek. Yani serbestsiniz, hani her şey yapabilirsiniz ama her ne yaptığınız sürecini zaten yokluyoruz orada. Sürece girerken de hani öncelikle tabii ki bir arayışa giriyoruz. Yani benim için kim uygundur? Hı-hı. Uzmanlık alanı nedir? Sonra bir de sahte psikologlar devri. Yani çok fazla alandan olmayıp bu işi yapan, hatta popüler olan insanlar var. İyi araştırmak gerekiyor. Diplomasını sorabilmek. Gerçekten bu mesleği icra etmeye yetkin mi? Evet, sonrasında, bir de böyle bir şey var değil tabii, mi şu çok, anda? Çok fazla. Peki bu lafınızı balla kesiyorum. Bu yaşam koçları için ne düşünüyorsunuz? Onlar da biliyorsunuz psikolojik destek de veriyorlar. İşte veremezler aslında ama yapanlar var. Yaşam koçu olması da gerekmiyor. Yani herhangi biri çıkıp ben bu işi yapabiliyorum diyebiliyor. Çünkü yasamızda biraz boşluk var maalesef. Yasamız yok şu an. Şu an derneğimiz daha güçlü bir şekilde sahte psikologlara karşı davalar açıyor bildirdiğimiz takdirde. Ama evet yaşam koçları ayrı bir mevzu, ona da girmeyeyim oraya. Ona şu anda girmeyelim. Sinirleniyorum oralara girince ben. Evet, yani alan dışında o işi yapınca işte o alanı okumadan, eğitimini almadan bireysel terapi, çift terapi insanlara zarar veren bir süreç. Şimdi ben lisansımı yapıyorum 4 yıl, üzerine 2 yıl yüksek lisans yapıyorum, üzerine defalarca terapi eğitimleri alıyorum, testler alıyorum, kendi sürecimden geçiyorum. Yıllar alıyor. Deneyim kazanma süreci, eğitimler süreci yıllar alıyor. Biri çıkıyor diyor ki ben bu işi yapıyorum. Bu tüm psikologları sinirlendiren bir şey. Peki bir şey soracağım size. Bu benim şahsi merakım aslında. Hani kimseden böyle bir mesaj gelmedi. Gelen mesajları, soruları da yazdım sizlere ama ben karşınızda hıçkıra hıçkıra yaşadığını anlatan, işte belki kayıplarından bahseden, başına gelen olaylardan bahseden bir insanı dinlerken nasıl kayıtsız kalabiliyorsunuz? Kayıtsız mı kalıyoruz acaba? Yoksa gözünüzden bir damla yaş nasıl gelmiyor? Belki geliyordur. Ama görünür de hiç gelmiyor. Yani biz görmüyoruz. Yani ben daha sizin deneyimleriniz de olmadı. Evet. Çoğunlukla tabii ki daha biraz daha belki de duyarsızlaştığımız zamanlar da oluyor ama karşınızda yıkılan, ağlayan, bağıran biri olduğunda siz de aynı onun olduğu yerden eşlik ettiğinizde ona daha çok zarar verebilirsiniz. Bu çok zor bir şey bazen. Bazen tabii ki bizimle de temas ettiği noktalar oluyor. İşte eşinle ilgili bir şey yaşadığında ve bunu anlattığında ve işte kandırıldığında, aldatıldığında belki de bende de
var olan bir yaraya temas ediyor. İçimde belki bir şeyler oluyor ama bunu hem kendi terapimde işliyorum. Neden? Zarar vermemek adına. Hem de o an için aslında kendime telkinlerle belki de senin için orada olduğumu hatırlatmaya çalışıyorum. Kendim için orada değilim çünkü ben. Evet. O zaman zaman dilimi danışana ait. Tabii ki yine de olabilir. İnsanız, yine de ağlayabiliriz. Olmuştur benim de gözümden yaş geldi. Çünkü yakın çalışıyorum. Hani şöyle yakın. Danışanıma gerçekten çok güçlü bir bağ kuruyorum çalışırken. Onu herhangi bir, yani dolar gibi görmüyorum yani, tabii ki onu. Zaten artık dolar gibi. Böyle görmediğinizde tabii ki duygular titreşiyor, temas ediyor. Karşılıklı bir diyalog içinde oluyorsunuz. Ve terapi de çok daha iyi ilerliyor. Değil mi? Yani bu gerçekten benim çok merak ettiğim bir şeydir. Hani bu kadar o acıklı hikayeleri dinlerken, işte o yaşanmış ve gerçek olayları dinlerken artık hani medet ummak için, yani belki de son çaresi sizdiniz. Belki daha önce bir sürü yollara başvurdu. Ve gelip orada onu anlatırken ona kayıtsız kalmak, ben de sonuçta hep kadınlarla, genel olarak kadınlarla, tabii ki erkek oyuncuları ve sanatçıları, hatta normal insanları da giydirdiğim çok oluyor ama yani dolayısıyla bir böyle bir koltukta bir sohbet halinde ve tabii biz o provayı yaparken işte bir şarkı söyleyip arkadan biliyor musun evde de böyle oldu Zeynep ya deyip, çünkü orada biz bir temas halindeyiz ve belki de o anda belki çıkınca niye anlattım ben Zeynep'e dediği bile olabilecek şeyleri anlattığı bir yerde. Ben böyle hani yaşlarla dinlediğimi, böyle ortaya tuvalet kağıdı koyup böyle çeke çeke dinlediğimi bilirim. Hani bu gerçekten çok. Çünkü bir yeri tetikliyor. İşte tetiklenmemek adına da terapistler de kendi sürecinden geçiyor. Peki siz terapi alıyor musunuz başka bir tabii, doktordan? Yani kendi terapimizi alıyoruz. İşte ben 15 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Zaman zaman, şu an almıyorum ama zaman zaman kendi terapimden geçtiğim dönemler oldu. Tekrar bir sürece gireceğim. Yeni aldığım bir eğitimle ilgili. Onunla ilgili bir terapisten tekrar yardım alacağım. Ama bu dediğim gibi tetiklenmemek, kendi meselelerini halletmek ve o odaya yansıtmamak adına çok değerli. Bir de yani bizim toplumumuzdan bahsediyorum şu an ben. Toplumumuzda en çok görülen psikolojik rahatsızlık mı diyeyim artık, nasıl diyeyim, psikolojik çöküntü nedir? En çok karşılaştığınız. Evet, en çok görülen aslında depresyon diyebiliriz. İşte Covid'le birlikte anksiyete çok arttı ama depresyon hem diğer bozukluklara eşlik eden hem de başlı başına çok ağır bir yükü olan bir rahatsızlık. Sanırım en çok bununla karşılaşıyoruz. Ve farkında bile olmayabiliyor tabii birçok insan. Örtük bir şekilde yaşayabiliyor. Peki bu panik atak ve bu aksiyete bozukluklarında ne yapmak gerekiyor? Hani evimizde, çevremizde böyle insanlar varsa onlara nasıl destek olabiliriz? En azından biz o anda yanındaysak panik atak geçirdiğinde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada en büyük handikap şu oluyor. Ben tek başıma halledebilirim bunu. Üstesinden gelirim. Hayır. Yani iş o noktaya geldiyse, artık ataklar varsa ya da bir bozukluğa çevirdiyse hemen bir yardım almak gerekiyor. Bir psikolog ve psikiyatrdan destek alınabilir. Neye ihtiyacı var? Süreçte uzmanlarla birlikte belirlerler. İşte ilaç tedavisine mi ihtiyacı var? Psikoterapiye mi ihtiyacı var? Belirleyip böyle bir sürece girebilirler. Ama bunun yanında terapi sürecinde olsa dahi evde de tabii ki yapılacak şeyler var. Çok üstüne gitmemek bu kişilerin. Rahatsız edici sorular sormamak. Özel, aslında bu günlük hayatımızda birbirimize yapmamız gereken. Sınırları aşmamak. Değil mi? Yani günlük hayatımızda yapmamız gereken şeyleri de bu rahatsızlığı yaşayan kişilere yapabiliriz. Yani bir de bizim mesela çok sevdiğimiz şeylerdir ya, böyle ilk birini görürüz. Aa, ne güzel kilo vermişsin. Yani aslında vermiş misin? Vermem mi gerekiyor? Böyle işte beni her gören, ay çok zayıfsın yani. Evet. Ben sağlıklıyım. Evet, zayıfım ama sağlıklıyım. Hani bir şikayetim de yok. Memnunum halimden. Evet, 1-2 kilo alabilirim. Öyle bir hakkım var. Hatta belki 5 kilo bile alabilirim ama hani alamıyorum. Gerçekten biraz önce çikolatalı, bilmem neli, muzlu, böyle kruvasanlar yedim. Hatta üstüne bir tane avokadolu yumurtalı bir şeyler yedim. Hani gerçekten yiyorum da ama hani bu benim yapım olabilir. Ama her seferinde söylendiğinde artık bu bir antipatik de bir durum oluyor. Yani aslında biz birbirimizin psikolojisini bozmaya da çok
meraklı ve meyilli bir toplum haline toplum geldik. Toplum olarak da böyleyiz. Yani sınırları ailede başlıyor. Anne baba çocuğunu malı gibi görüyor aslında bizde. Değil mi? Evet, çok sanki doğru. Böyle hani büyütürken o ayrı bir kişilik değil, birey değil de bana ömür boyu hizmet edecek. Çünkü hani bir emek veriyorum. Bir eşya gibi, bir nesne gibi. Bunu ilişkilerimizde de yapıyoruz. İşte eşimize, partnerimize bir eşya gibi davranabiliyoruz zamanla. Sonra ilişki kalmıyor ortada. Maalesef bu böyle. Yani o yüzden işte burada da değersizlik duygusu başlıyor. Peki değersizlik duygusunun başladığı noktada kendimizi değersiz hissettiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle yani aslında kendimizi bir şey hissediyorsak bir durup bakmamız gerekiyor. Her zaman böyle yavaşlamakta fayda var. Hı hı. Bir duralım. Aslında değersizlik mi yaşadım? Ya da bir depresyon süreci içinde miyim? Ya da mesela diğerlerinin söylediğine çok takılıyorum da onların düşüncelerini mi satın aldım? Aslında belki bana ait değil. Ama bir nedenden dolayı değersiz hissediyorsak orada işte hep kendimizi anlama sürecine gidiyoruz. Hani terapide bunu yaparken katman katman çekmeceleri açar gibi açıyoruz ama kişi kendisi nasıl yapar bunu? Terapi dışında işte meditasyon yapanlar var, spor yapan, yürüyüş yapan, kitap okuyan, kahve içip kendini dinleyen. Yani orada kendine kulak vermek, içine bakmak, öncesine sonrasına bakmak. Ne zamandan beri böyle hissediyorum? Hani ne oldu da başladı bu? Hep mi böyleydim? Hep böyleydiysem o zaman nasıl değişecek? Bir şekilde oraya bir ışık tutup bakmak değerli. Bir de hep böyle, hep bir laf vardır ya hani bütün böyle hepimizin yıllardır aşina olduğu, hep bir çocukluktan bahsedilir. Evet. İşte onun çocukluğuna bakmak gerekiyor. Hani izleyicilerimiz de bunu çok sık duyuyorlardır. Hep çocukluğuna inmek gerekiyor, çocukluğuna inmek gerekiyor. Bu çocukluğuna inmek ne demek? Gerçekten çok değerli bir yer ve üzerine uzun uzun konuşabileceğimiz bir konu çocukluk. Kim söylüyordu onu, çocukluk kişinin ana vatanıdır diye. Evet, orada, çok güzel bir laf. Evet, orada olup biten aslında bugün ne yaşadığımızı %100 belirliyor demiyorum. Her zaman değişme potansiyelimiz var. Ama çok şey etkiliyor. Yani öyle bugün mi? Değişme potansiyelimizin olduğunu fark etmeyi bile oradan öğrendiklerimizde. Çünkü katıksızız o zaman. Her şey olduğu gibi alıyoruz. Peki böyle bir durumda diyelim ki çocukluğu gerçekten çok sıkıntılı geçmiş. İşte maalesef şiddetin, kavganın, evet, gürültünün, işte belki de evi terk etmelerin olduğu bir aile ortamında, evet, büyümüş. Evet. Sonra bu ileride kendi ailesinde de aynılarını yaşatıyor mu bir şekilde bu kişiler? Her zaman aynı şekilde olmuyor tabii. Yani bazen bu tür işte şiddete maruz kalmış, işte ya da tacize maruz kalmış bu tür kişiler yüceltebiliyor. Mesela bunu bir mesleğe dönüştürebiliyor. Şiddeti, hı, önlemek için işte polis olabiliyor. Örnek veriyorum. Çok güzel. Ya da yaralanmışsa çocukken gidip cerrah olabiliyor. Hani kurtarmak dönüştürebiliyor. Için. Ya da kendi çocuklarına tam tersi oradan bir bilinç kazandığı için çok daha iyi davranabiliyor. Ama çok büyük bir kısmı da evet orada kaybolabiliyor. Yani oradan çıkmak, zorlu yaşantılardan çıkmak biz yetişkinler için bile kolay değil. Çocuklar için hiç değil. Dünyayı yeniden anlamlandırdı. Yani sıfırdan anlamlandırdığı bir yer. Evet. Yani dolayısıyla burada işte aslında evin içinin ne kadar önemli olduğu, huzurun çok, ne kadar önemli, evet, olduğu, saygının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya, evet, çıkıyor. Saygının, evet, olmadığı yerde zaten sevgi olmuyor. Evet, evet, o yüzden saygı, de bir takım sorunlar tabii gün yüzüne çıkıyor ve belki de ileride kendi ailesine de yeni kurduğu, evet, kendi seçerek, isteyerek belki de birlikte olduğu ailesine bile aynı sorunları yaşatabiliyor maalesef. Bu, evet, gibi olaylar, evet, da olabiliyor. Saygı gerçekten tüm ilişkilerde çok değerli. Peki ilişkilerde ve evliliklerde yapılan en büyük yanlışlık neler? Saygısızlık, saygısızlık diyebiliriz. Gerçekten böyle sınır aşımı. Yani evlendik diye ya da ilişki kurduk diye sanki değil mi yani tavaya yumurta kırdık ve o karıştırdık. Birbirine girdi her şey. Ama aslında iki tane ayrı yumurta vardı. Birleşirken o iki ayrı benliği de korumak çok değerli. Tabii ki herkesin birleşme, ilişki kurma biçimi çok farklı. Ama birbirine karışırken diğerinin mevcudiyetini bozduğun anda orada bitiyor. Orada, evet, başka maalesef bir şey oluyor artık. Yani aslında evlenince kimse kimsenin sahibi olmuş olmuyor. Evet. Sadece, evet, birlikte yaşamak istediğimiz kişiyle birlikte yaşayıp belki olabiliyorsa, evet, çocuğumuz olur. Niye evleniyoruz? Yani daha iyi aslında bir yaşam için
derken ama bakıyorsunuz değil mi? Çok da böyle daha iyi yaşayan evlilikler göremiyoruz. Daha konforlu bir hayat beklerken. Konforlu, birlikte sırt sırta verdiğin. Sabah kavga edip akşam gömleğini ütülediğin bir ortamda yaşıyorsun. Yani ne kadar acı. Çok acı. Burada tabii bu kadınların problemi. Hani buradan kadınlara ütülemesinler gelmişken. Ütülemesinler mi yani? Hayır, ütülemesinler demiyorum. Herkes görev ve sorumluluğunu bilir kendi. Hı-hı. Çünkü evle ilgili sorumluluklarımız var. Ama tabii ki herkes kendi gömleğini ütülese çok daha güzel olur. Bence de. Çok yani iyi fikir. Bu şey yetişkin sorumluluğuyla ilgili bir şey. Değil mi? Ben niye başka birinin şeyini ütüleyim? Eşim de olsa bu. Ama yeri gelir ben ütülerim. Yeri gelir o ütüler. İşte orada karışmanın dengesi. Aslında oradaki paylaşım mı? Evet. O zaman paylaşım olur ama sürekli hem işe sen gidiyorsan hem gömleği ütülüyorsan hem yemeği yapıyorsan orada aslında haksızlık suistimal oluyor. Evet. Haksızlık oluyor. Haksızlık oluyor. Ama birlikten kuvvet doğar. Bence hep böyle birlikte kenetlenip daha güzel günler ve anılar biriktirebiliriz. Maalesef sohbetinize hiç doyamadım. Sorularımı asla bitiremedim. Evet, bitti ama mi? Süremiz bitti size. Sizinle olan süremiz bitti. Tamam. Bir sonraki konuğumuzla biz programımıza devam edeceğiz. Böyle son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani aslında çok söylemek istediğim şeyler vardı yaptığım sosyal çalışmalarla ilgili ama başka bir zamana kalacak. O zaman biz sizi önümüzdeki günlerde tekrar programımıza alalım. Tamam, başka bir zamana. Bir de kitaplarınız vardı. Bir de kitaplarım var. İzlerseniz kısaca söyleyebilirsiniz isimlerini. İki tane romanım var. Yüzleşme ve Dönüşüm. Üçüncüsü de Yolda ben umarım. Ben o zaman kitaplarınızı alıyorum. Bir bana dahaki kitaplarla size. Ben size getireyim. Tamam, o zaman bir sonraki programda tekrar birlikte bir şeyler yapalım. Onları planlayalım. Tamam, teşekkür onları ederim. Onları da ve diğer sorularını da sizlerden gelen soruları da bir de arıyorsunuz. Aramak yerine eğer WhatsApp'tan yazarsanız daha iyi olur sorularınızı. Çünkü buradan aramaları açamıyorum ben şu anda. O zaman şimdi küçük kısa bir aramız var. Sohbetimize yeni konuğumuzla devam edeceğiz. Evet, biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce size her hafta olduğu gibi şimdi kitap önereceğim. Yine kendi okuduğum kitaplardan bir tanesini önereceğim size. Aradım yaz dediniz. Evet, artık zaten son zamanlarda gerçekten böyle bir şey de var. Aradığımız herkes mesaj at diye bize cevap yazmaya başladı. Bu da Aradım yaz dediniz. Gerçekten Feryal Tilmaç'ın bir kitabı, yazarı ve 45. Sait Faik ödülü almış bir kitap. Farklı insanların hikayelerinden oluşuyor bu kitap. Benim de içinde en sevdiğim hikaye Yeşil Kareler oldu. Çok güzel bir kitap. Böyle dolabınızda, yani kütüphanenizde olursa ve böyle arada açıp küçük küçük kısa kısa hikayeler okumak isterseniz bu kitabı size tavsiye edebilirim. Keyifli. Siz de bana yazarsınız en çok hangi hikayeyi sevdiğinizi. Memnun olurum. Bu böyle bir tane minnoş. Böyle okuması çok kolay. Minicik, incecik bir kitap zaten. O yüzden tavsiye ediyorum size. İkincisi de yine evden, kütüphaneden getirdiğim bir kitap. Ev Doktoru. Bence asıl bu da herkesin dolabında olması gereken bir kitap. Çünkü bu kitapta da şöyle bir şey var. İçinde birbirinden farklı hastalıklar Allah korusun başımıza geldiğinde ki geliyor. Hemen böyle açıp baktığımızda ne yapmamız gerekiyor dedirtecek bir kitap. Gerçekten Ev Doktoru. Kurt Pollak yazarı da doktor kendisi. Şimdi içerisindekilerden de bahsetmek istiyorum. Hastanın evde bakımı, yani evde bir hastaya nasıl bakılacağını, sargı türleri, duşlar, banyolar, ilk yardım, yaralanma, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıklar, döküntülü hastalıklar, solunum sistemi, sindirim, ruh ve akıl hastalıkları, tropikal hastalıklar, zührevi hastalıklar, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, metabolizma hastalıkları, hareket sistemi, alerji, deri hastalıkları ve tedavi yöntemleri. Bana alerji kısmı çok işime yaradı gerçekten. Çünkü her şey alerjisi olan bir insan olarak bu kitaptan bu konuda güzel faydalandım. Belki sizler de faydalanmak istersiniz. Şöyle bir göstereyim dedim. Evet, şimdi kitaplarla ilgili önerilerim bunlar da size bu haftaki. Şimdi gerçekten çok renkli, çok eğlenceli. Ben araştırırken çok keyif aldım. Şimdi de yakından tanıyacağım. Siz şu an görmüyorsunuz ama benim hemen şuramda olan sevgili Cefi bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok şık gözüküyorsunuz. Teşekkür hemen ederim. Hemen söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz benim mesleğim modacıyım aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla da böyle konuklar gelince bu bence meslek hastalığı. Pek de hoş bir şey olmamakla birlikte böyle daha ne giymiş diye bakıyorum. Evet, tabii ışıklardan önce bir göremiyorum. Şuradan bir karartı geliyor ama sonra yaklaştıkça görmeye başlarım. Direkt görüyorum. Çok güzel giymişsiniz. Yani pantolon görünümde bir eşofman altı var aslında altınızda. Aslında paçaları evet. Ribanalı falan. Biraz İşte dar. Evet, dar falan. Yanında fermuarı var. Doğru gördüm değil mi? Evet. Şimdi ışıktan yine çok net görmüyorum.
istiyorum. Eğilmem gerekiyor. Çok güzel kurvaze bir yeleğiniz var. İçinde çok güzel hakim yaka bir gömlek falan. Bunları siz mi seçiyorsunuz yoksa sizi giydiren biri var mı? Kendim seçiyorum genelde. Kendiniz seçiyorsunuz. Evet. Styling için biriyle çalışıyor musunuz? Daha önce çalışmıştık albüm projelerinde ama şu anda kendim daha çok moda dergilerinden ya da işte Instagram'dan gördüğüm şeyleri, hoşuma gidenleri takip ediyoruz. Ah şu Instagram, şu moda dergileri falan bizi bitirdi. Oradan bakıp bakıp giyiniyor artık herkes. Bizim işleri birazcık da bir şey yapıyor ama çok şıksınız. Ama bunu yapabilmek için de tabii bir göze, bir zevke ve bir vizyona ihtiyaç var aslında. Evet, yani ve kendini tanımaya ihtiyaç var. Yoksa hani bir sürü sanatçıyı giydiriyorum ben. Hani dolayısıyla aslında hepsinin çok güzel bir zevki ve bir gözü var ama hani kombinlemekte sıkıntı çekiyorlar. Ya da işte hani o kadar çok iş var ki hangi işe kıyafet ayarlayalım diyorlar. Evet, onun için böyle bayağı bir sıkıntılı oluyor. Bugün sevgili Ebru Yaşar'ın elbiselerini gönderdik. Bu hafta sonu giyeceğiz. Şimdi yılbaşı elbisesini yapıyoruz. Nükhetür'ün elbisesini yapıyoruz. Çok heyecanlı, çok güzel. Kırmızı kırmızı güzel. Böyle. Kırmızı güzel güzel abiyeler geliyor. Yılbaşı hazırlıklarına başladık. Siz ne yapıyorsunuz yılbaşında? Yılbaşında çalışacağım, yine sahnedeyim. Sahnedesiniz. Sahnede olmak nasıl bir şey? Sahnede olmak artık benim için bir yani sıradan gibi geliyor artık. Ben çok alıştım. Kaç yıldır 22 senedir ben sahneye çıkıyorum. Yani bildiğim tek meslek bu. Hı-hı. Şarkı söylemek, müzik yapmak, insanları eğlendirmek, hüzünlendirmek, canlı müzik yapmak yani. 22 sene oldu. Evet, oldu. Dile kolay. Evet, yani belki bunun birkaç yılını galiba yılbaşında evde oturarak geçirmişimdir. Diğer belki bütün yıllar. Pandemi falan vesaire dönemleri. Tabii pandemide, özellikle geçen sene. Hı hı. Zor bir süreç geçirdik ama umarım bir daha geçirmeyiz. İnşallah. Bunlar, yani yılbaşına sahnede olmak tabii hoş, insanları eğlendirmek ama bazen de insan oturmak istiyor yani işte. İki yıl oturdunuz yani, bütün müzisyenler oturdu. Müzisyenler oturunca biz de oturduk. Çünkü sahne kostümleri yapamadık. Ondan sonra düğünler iptal oldu. Gelinleri hazırlayamadık. Nişanlar iptal oldu. Onları hazırlayamadık. Günlük küçük koleksiyonlar, kapsül koleksiyonlar hazırlıyoruz ama tabii onları giyecek bir mekan kalmadı ki insanlar giyinsin de gitsin falan diye. Bu mesela benim üstümdeki geçen sezon hazırladığım bir geçen senenin koleksiyonundan bir parçaydı ama Covid olduğu için tabii ilk defa ben de bugün giydim. Hani çok inanın, çok mersi. İnanın böyle hiçbir şey giymeye fırsat olmadı. Kendimi de hep sürekli eşortmanlarla ve sweatshirtlerle, işte yazın tişörtlerle buldum. Ama şimdi başladık. Başladık, evet. Evet, başladık artık ya. İyi de başladık. Evet, güzel oldu, başladık. Güzel oldu. Şimdi projeniz var mı, yeni bir projeniz? Benim yeni yaptığım bir proje var. Best of Taverna diye bir albüm projesi var. Taverna'yı da çok severiz ya, değil mi? Ya evet, çok bize seviyorum. Bize çok yakın ya bu taverna işleri. Evet, zaten yani Türkiye'de biliyorsun bu 80'li yıllarda çok meşhurdu. Hı-hı. 90'lar işte 2000'lere kadar uzanan bir benim bütün çocukluğum tavernalarda geçti diyebilirim. Öyle mi? Evet, çünkü benim annemle babam, şimdi babam kesin izliyordur, annemi bilemiyorum. Sürekli her hafta sonu işte Tarabya'ya gelinirdi. Ondan sonra annem zaten çok güzeldir ve çok güzel giyinir. Babam inanılmaz sarışın falan yakışıklı bir adamdır. Çok jilet gibi giyinir. Her hafta sonu tavernalarda böyle biz kapıdan girerdik işte böyle şey Coşku Savaş'tı, kimse artık. Ooo Remzi Bey ve güzel eşi ve kızları gelmiş diye böyle tık 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 gibi sonra iki sandalyeyi birleştirirler, biz uyurduk. Yani hani o kadar evet, çok evet, orada uyuruz, evet böyle okullarda falan fotoğraf isten de ben böyle normal fotoğrafımı bulamazdım hani okula götürecek. Çünkü hepsi o masalarda, işte masaların üzerinde içeceklerin vesairelerin olduğu, şimdi siz anladınız. Hani böyle normal bir fotoğrafım yoktu yani. Uzun yıllar hep o tavernalarda iki sandalyeyi birleştirip bizi yatırdıkları çok güzel geçti. O yüzden çok severim ben de o şeyi. O kültürü o seviyorsun. Kültürü severim yani, eğlenceyi severim. Babam pek kalmasa da artık Türkiye'de. Babam muhakkak sahneye çıkıp bir şarkı söyleyip falan. Evet yani böyle inanılmaz şarkı söyleyip işte çiçekler verip falan böyle. Hani gecenin sonu ne kadar hak edip eğlenip geri dönerdik. Güzeldi. Güzel. Evet. Keşke yine yaşansa o. Ama dönem. O yok artık değil mi? O kadar. Yani öyle bir kültür artık Türkiye'de yok tabii, hı-hı, ki. Benim albüme bu isim vermemin sebebi aynı zamanda ben Yunanistan'da 12 sene yaşadım. Orada da sahneye çıktım. Orada taverneler var hala. Kalay mı? Miyakara. Miyakara.
Yani ikisinin aslında bir harmanı diyelim. Yani Türk tavernasıyla Yunan tavernasının bir remixi, bir birleşmesi gibi. İşte bunun içinde Olmasa Mektubum vardı. Evet, o şarkıyı da çok severiz, evet. Ya hepimiz değil mi? Motan Munga'nın sözlerini, evet, yazdığı. Yunancası da var. Zaten Yunanca. Yunancadan mesela. Aslında, evet. Evet, orijinal Yunanca şarkının. Onu yaptım Türkçe Yunanca. İşte sevgili Vasilis Salayas klarnet ile eşlik etti. Bir virtüöz, klarnet virtüözü. Yine bu şarkıda da o var, Külliyan Aş'ta da. Yani unutulmayan şarkıları seçip albümün içine koydum. Ama bunu bir ben tabii ki dinleyicilerle buluşturmuyoruz ama ufak ufak işte 2 ayda bir, 3 ayda bir albümdeki bir şarkı piyasaya çıkartıyorum. Sevenlerin dikkatine sunuyoruz, beğenisini. Çok güzel. Bu arada sizin albümünüz var. Böyle tekli değil de albüm yapmışsınız daha, değil mi? Daha çok EP diyorlar ona. Yani tam albüm değil ama işte 3 şarkılık, 3 şarkı, 5 şarkı, evet. gibi. İşte single'ların da var. sevgili Seda Sayan'la yaptığımız bir Yunanca Türkçe, Türkçe Yunanca bir şarkınızı. Cover çalışmaları da var. Yine çok eski güzel. Şarkıları. O oldu. Zaman şöyle bir şey yapsak mı? Şu Küllenen Aşkı böyle sizden bir şöyle bir şey dinlesek mi? Playback mi? Playback. Tamam. Kısık çünkü. Evet, sesiniz kısık, fark ettim. Muhtemelen gece sahneniz falan mı vardı? Evet. Tahmin ettim. Evet. Çünkü bir de aslında şu an saat 3'e gelmekle birlikte müzisyenler için aslında günaydın saati oluyor. Tabii, çünkü onlar geç alıştım. Yatıp... Geç yatıp geç kalkmaya. Benim ablamın eşi müzisyen. Öyle mi? Evet, ne çalıyor? Bas gitar, aranjör aynı zamanda. Birkan Şener. Evet. Çok selam söyle. Sıvarsız da söyleyeceğim. Yani o böyle geç yatınca annem böyle, ay oğlum uykusuz kaldın, yo falan diyor. Yani hani onun o kadar rutin, tabii biz de alıştık artık ona ama hani onun çok rutini. Onu kes yatamaz. Yok 12'de. Asla. Hani yok. Evde iş yok, yine de oturuyor 5'e kadar. Oturur, dizi evet. izler. Evet, dizi izler. İşte stüdyo var evde, çalışıyor falan. Bir şey kayıt, hep bir kayıtta. Yok yani, evde ama kayıp. O zaman hadi şu Küllenen'i bir dinleyelim hep beraber. Ayakta mı? Oturabilirsiniz. Oturduğunuz yerde. Aşkın var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittiğin halde, sana intizara kıyamıyorum. Yıllardır küllenmiş aşkın var bende, aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde, sana intizara kıyamıyorum. Affettimsin. O eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Yarattım çöldeyim şimdi,
Eskiden volkandım, kül oldum şimdi. En büyük aşkımdım, el oldum şimdi. Sana intizara kıyamıyorum. Rastlamadıysan, dertlere çare bulamadıysan, benim kadar sevene rastlamadıysan, dertlere çare bulamadıysan, gittiğin yerlerde garip kaldıysan, üzülme sevgilim, affettim seni. O eski yerimizde beklerim seni. Üzülme sevgilim, affettim seni. Bravo. Beğendin mi? Evet. Ya bu şarkı beni böyle başka yerlere götürdü. Yani böyle tınısı başka, melodileri başka, evet. Sözleri anlamlı falan. Hani böyle işte yok, intizar, üzülme, sevgilin falan. Kaldı mı bunlar ya? Var herhalde yani. Abi şarkılar yazılıyorsa bir şekilde birileri yaşıyor ve yazıyor ama böyle aşklar, böyle düşünceler, işte bu samimiyetteki ya da bu kibarlıktaki sevgi, saygı kaldı mı? Bence kalmadı. Yani bence günümüzde yok. Bence değil mi? Kalmadı. Böyle bir şey kalmadı artık. Kalmadı ama yani bu 80, 90 olması lazım. Ya 88 mi 90 mı, öyle bir şey. Cengiz Kurtoğlu'nun, sevgili Cengiz Kurtoğlu'nun yorumladı. Aslında ilk Selahattin Cesur, bir dönemin ünlü bestecilerinden, yorumcularından. Selahattin abi, buradan da selam olsun. Selamlarımız olsun. Sonra Cengiz abi okudu, Cengiz Kurtoğlu. İşte o günden bu yana da yani hatta şöyle bir gerçek vardı. Herkes de Cengiz Kurtoğlu'nun en popüler şarkısının işte duyanlara duymayanlara olduğunu sanır. Öyle sanıyorlar. Aslında budur. Külen aşktır. Değil mi? Evet. Aslında evet, doğru bildiğimiz yanlışlar olabiliyor. Evet. Böyle şeyler. En popüler şarkısı bu, aslında bu. Evet, öyle oluyor. Bazen bizden yok ya bu falan, yok, bir bakıyorsun hani izlenmelere, dinlenmelere, çok alakasız bir şarkı. Tabii, tabii. Almış başına gitmiş ama biz bir şekilde orada kalmış olabiliyoruz bazen. Gerçekten şu an dinlerken yani bir anda düşündüm. Hani şu anki şarkılar da çok güzel şarkılar yapılıyor. Gerçekten çok güzel yorumlar yanlar da var. Yani sonuçta çok başarılı isimler her gün çıkıyor. Ama çok çıkıyor işte. Hani bence şu an öyle bir sorun var. Çok fazla insan çıkıyor. Çok fazla şarkıcı var. Çok. Çok var. Hani eskiden böyle değildi yani. Ben çocukken falan hatırlıyorum. Hani belli başlı insanlar, belli başlı isimler. Arada belli bir iki kişi çıkardı falan. Böyle heyecanla beklerdik işte nasıl, ne söyleyecek, ne giyecek. Tabii ben tabii ne giyecek kısmındaydım hep çocukluğumdan beri. Hani böyleydi. Atıyorum bir Yonca Evcimik vardı. İşte o bir idoldü yani, o bir şeydi. Sonra işte bir şey çıkınca gidiyordu o. Şimdi çıkarken gidiyor, çıkamıyor. Çıkarken ayağa takılıyor falan. Hani böyle ya, şeyler oluyor, kıkır kıkır gülüyorlar. Yani çıkarken bir şey oluyor, çıkamamazlık. Bir sıkışmışlık mı var müzik sektöründe? Çok büyük var. Bir kere kalite yok. Yani kalite olmadığı için aranjelerde olsun. Çok nadir. Zaten onlar da hemen aradan sıyrılıyorlar. Ya da işte kendi fan kitlesini oluşturup Harbiye'de konser verebiliyorlar. Yani Harbiye'de konser verebilmek sizin için bir kıstas mı? Benim için değil. Ben zaten o konserlerin yani çoğunu veriyorum zaten. Haftanın 3 günü veriyorum, haftanın 2 günü veriyorum. Devamlı veriyorum. Yani bir yıl boyunca hazırlanıp oraya çıkmak benim için bir kıstas değil. Ama kıstası olan, onu şey alan, çok, çok ciddiye alan birçok müzisyen dostumuz var tabii ki, yani çıkıyorlar. Bu sene ben Harbiye için böyle bayağı kostümler hazırladım. Bir sürü sanatçıyı giydirdim ne falan. Güzel. Ondan sonra işte hani gerçekten
ben zannettim ki olayı bir yerden sonra yanlış anladım. Ben sahneye çıkacağım zannettim. Yani hani artık o kadar heyecanlandım. İlk çok küçük yaşta Harbiye'yi yapmıştım. O zaman tabii bayağı küçüktüm. Mustafa Ceceli sevgili, çok yakın arkadaşımdır. Onun Harbiye'yi hazırlayıp böyle pembe ceketle Mustafa'yı çıkartmıştım. Ve böyle bütün gazeteler, bütün işte magazin programları, her yer pembe ceket giydi. İşte Hacı Mustafa Ceceli falan filan diye böyle. Sonra sevgili Samsun demiş, sen ne yaptın Zeynep falan diye. Böyle sonra böyle altın rengi kordonlarla falan kostümler yapmıştım. Hatırladınız mı? Onu ben yapmıştım. Sonra da sahneye çıkarttı beni Mustafa bir anda. Mustafa'nın ilk dans tecrübeleri. Mustafa beni bir anda sahneye çıkarttı tabii. Yani kafamı kaldırmamla kilitlendim. İnanamadım. Yani eğer sesim güzel olsaydı bir daha o sahneden bence inmezdim. Yani çok inanılmaz bir büyüsü var. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer. O yüzden böyle sahneye çıkanlara, işte oyunculara, müzisyenlere falan benim saygım sonsuz. Çünkü orada böyle bir kelime demez yani. Orada herhangi üç kişiyi toplayın, adını unutur. Hani inanılmaz bir atmosfer ki ben daha girişken ve birçok şeye alışık birisi olarak. Düşünsene önünde 3000-4000 kişi var. Evet, herkes ağzının içine bakıyor. Herkes çığlık falan atmaya başladı. Ve senin için gelmişler. Evet, böyle inanılmaz çılgın. Sonra benim arabamın etrafı insan kaynağı, arabamı sallamaya başladı. Ben böyle Allah'ım Mustafa'ya diyorum, gel beni kurtarın, birini yolla falan diye. Hani düşünülünce böyle gerçekten çok büyük bir sevgi ama hani bedeli de ağır tabii bu sevginin. Bedeli de ağır tabii ki, yani bunu yaşıyoruz birçok. Ama sizin hiç böyle, tabii ki ben konuklarımı araştırırken ekşi sözlüğe kadar yazıyorum. Hani kötü bir şey bulabilir miyiz? Yani kötü bir şey bulabilir miyiz dediğim, hani insanlar magazinsel ne demiş, bir şey var mı? Bir şey var mı? Hiç böyle bir şeyiniz yok. Yok. Herkesin tarafından çok sevildiğiniz, ondan sonra herkesin size böyle saygıyla baktığı, işte müziğinde, işinizde çok başarılı olduğunuz, hiçbir medyatik olayın içinde yer almadığınız, işte kimse kaşının üstünde, gözünün üstünde kaşın var demediğiniz, sadece işinizle anılan. Yani saygı duymak gerekiyor insanların. Hiçbir müzisyen dostuma ben yani eleştiride bulunamam. Bazen soruyorlar, mesela geçen gün de sordular. İşte TikTok düşün, ne düşünüyorsunuz? Yani çıkıyorlar, yapıyorlar işte bir şeyler çocuklar. Ne düşünüyorsunuz genel olarak? Yapıyorlar. Yani o da bir emek sonuçta. Oturup, evet. Vallahi emek yani. Ben hayretle izliyorum. Şimdi ben izleyemiyorum mesela. Ben izliyorum biliyor öyle musun? Öyle mi? Ben böyle günün bakarken yarım saatini TikTok'a ayırıyorum. Nasıl ayırıyorum? Çünkü TikTok gerçekten o, çok fazla söyleyemiyoruz. öyle mi? Evet, o sosyal mecraya. Oraya ekar reklamı giriyor. Pardon, özür dilerim. Neyse, giriyorum mesela. Bir Arapça şarkıyı, işte ne bileyim 75'in galiba. Baktım fenomen olmuş şarkı. Hani ne alakaysa Türkiye'de patlamış şarkı, haberimiz yok. Çok ve ilginç. Onu ezberleyip taklidini yapıyorlar. Yani inanılmaz. Düşünsene, yapar mısın? Zaman ayırır mısın böyle bir şey için? Ya ben zaman ayırmayı bırak. Ben böyle o mecrayı izlerken, yani böyle mesela bugün makyajım yapılırken sevgili Roya bir şey izletti bana. Ben böyle oldum. Ay falan. Ay bakamıyorum. Hani şuradan böyle onun adına utandım hani izlerken. Ama tabii ki bunu hani iyiye kullananlar da var. İşte gerçekten bazı şarkıları popülaritesini arttıranlar var. İşte Ebru Yaşar'ın konserinde Harbiye'yi hazırlamıştık. Orada TikTok'ta o mecrada onun bugün biz ceza yiyeceğiz. O mecrada onun bir şarkısını yıllar sonra neydi? Bir şey der, Ateşten Gömlek. Öyle bir acılı bir şarkı ki. Ben şarkıyı aşkın o şarkıda bir çocuk bir dans ediyor. Ama yani inanılmaz dans ediyor. Evet evet. Harbiye'ye davet etmiş. Konserde dans etti. Uçurmuş şarkıyı yani yıllar önceki teşekkür için davet edip. 1 milyon video falan çekilmişti onun üzerinde. Evet. Ve sonra o çocuk gibi dans etmeye çalışan milyonlarca insan. Hani bu da büyük başarı tabii. Hani genel geçer bir başarı. Hani şimdi bugün burada konuştuk. Bir daha yarın bunu konuşur muyuz? Konuşmayız. Hani bitti gitti bir başarı olabilse de. Hani onu yapabilmek. Fast food. Yedim bitti doydum kalktım. Bir sonra da tatlı yedim. Hop ertesi gün ne yiyeceğim olduğum bir şey. Ama hani onu yapabilmek de büyük bir zaman. Tabii. Vallahi sanat ve bir istek. Şey yani.
Kim zaman kaç harcıyor. Kere dans etti yani o. Olmadı o, bir daha öyle. Evet. O gömlekteki o hareketi, o hareketi falan. Bir kere de çıkmam yani. Şurayı ağır çekip prodüksiyon çekiyorlar ya, şaka gibi. Gerçekten. Bayağı o oradan konuşuyor, oradan konuşuyor. Nasıl çekiyorsunuz arkadaşım? Yani? Bilmem yönetmeyin, nasıl çekiyorlar nasıl ya, çekiyorlar. Anlat bize. Bilmiyorum, ben alayım kamerayı, şöyle konuşamam bile yani. Evet. O da bir yetenek onlar için. Evet evet, gerçekten. Zaten biliyorsun Samsun Bey'in en büyük şu anda orası şeyi, madeni. Evet. O mecra. Oradan ha biri... Birilerini buluyorlar. Birileri işte ne söylemiş, o aman ne kadar bilmem ne bilmem ne işte şarkı. Ha bunu diye hemen çıkarttım, pat çıkarttı yani. Onun için maden oldu. Ha bu fast food'a giriyor yani, bir şey bizim müzik kültürümüze... O biraz böyle kumbara yatılan para gibi bence. İleride o, işe yarar belki diye. O da sanmıyorum. Tıklana emeklilik gibi. Ya onu da sanmıyorum da, yalnız bu bizim müzik kalite olarak, Türkiye olarak geri götürüyor çok. Peki siz müziğe başladığınızda müzik zor muydu? Tabii canım yani, Türkiye'de albüm yapmak olaydı yani, böyle bir şey var mı? Single yapacaksın, o single'ın çıkacak, ondan sonra işte onu bir müzik kanalında yayınlatmak, bir şey, bir radyonun çalması çok önemliydi bunlar. Değil ama mi? Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı yani. Değil mi? Ya, tabii canım, hiçbir şey yok. Artık bu işler hem daha kolay hem daha çok zor. Çok basitleşti. Çok basitleşti. Ve çok şey artık yani. Açıkçası ben yapamadığım için öyle şeyler. Ben diyorum kaliteli müzik yapayım. Varsın anlamasınlar. Anlayan dinleyen beni takip ediyor zaten. Var. O bir fan zaten, hı-hı, kitlesi var. Dinliyorlar, seviyorlar işte. Geliyorlar, dinliyorlar. Geliyorlar, haftada iki gün, üç gün sahne almak öyle her baba yiğidin harcı yani değildir yani, o evet, mekanları doldurmak. Sonuçta yani artık herkesin her şeyi düşündüğü bir dönemde üstelik. Tabii. Bu gerçekten başarıyla doğru orantılı bir şeydir. Ya gidelim yani, değer dedirtecek bir şeydir. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Bir kere gidersin, iki kere gidersin. Üçüncüye gitmezsin yani. X bir yere gitmek istersin. Ama böyle taverna müziklerini ya da böyle bu tarz gerçekten canlı müzik dinlemek canlı isteyip müzik de dinlemek gittiğin ister, böyle gerçekten iki ayda bir kere ya da ayda bir kere gittiğin birisi varsa bence... Bu çok kıymetli ki ben sizin gibi müzik yapanların daha uzun vadede müzik yaptığını, evet belki çok büyük kitlelere hitap etmeyebilir. Evet, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde tanınmıyor olabilirim. Evet ama değilim. Tanındığı yerde de gerçekten ama, hani saygı duyulan, gerçekten müzisyen olarak ağırlanan, bu işleri çok iyi yapıyor denen bir kitle olmak bence ayrıcalık. Evet, güzel. İnşallah bakalım biz ben de... Ben sizin geleceğinizi duyunca tabii konuklara bir bakıyorum hani kim olduğuna. Evet. Ondan sonra sosyal medya biliyordum bu arada. Sosyal medyanıza girdim, oradan baktım. Sonra işte yaptıklarınıza baktım. Sonra baktım. Aa çok şey var. Yani konuşacak çok şey var. Çünkü bazen diyorsun ki ama ne konuşacağım? Hani kitlenebiliriz çünkü şeyi hikayesi küçük ya da kısa. Hani ama sizin öyle değil. Teşekkür ederim. Güzel, keyifli yani. Peki söz müzik falan öyle şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorum, çıkartmadım. Şimdi ben bir YouTube kanalı açtım işte. Hatta bu son şarkımı kendi YouTube kanalımdan süper yayınladım. Çok güzel. Orayı büyütmeye çalışıyorum. Şu sesim el verirse, şu kısıklığı artık giderse video da çekmek istiyorum kendi YouTube kanalıma. Süper. İşte birçok besteci, söz yazarı dostum var. İşte onların şarkılarını tekrar yorumlamak daha akustik ama daha şey. Hı hı. Böyle değil de stüdyo kaydı gibi değil de daha hücum kayıtlı işte canlı bir stüdyoda çekmek onları ve YouTube'da yayınlamak istiyorum. Gelin kanalını. Burada çekin işte, ne güzel. Onu söyledim zaten içeride. Ne güzelmiş dedim, burada yapalım. Evet, koltuğumu size verebilirim. Çok güzel. Şöyle vallahi de koyarsanız. Bayılırım da bu renge. Evet, ben de çok severek kendim seçmiştim rengini falan. Burada böyle güzelce çekebilirsiniz. Güzel kayıtlarınızı, demolarınızı tabii, tabii, alabilirsiniz. Tabii yapacağız inşallah. Olur inşallah. Neden olmasın? Gerçekten iyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel, hoş sohbetinizde bize misafir oldunuz. Bitti mi program? Bitti maalesef. Şaka yapıyorum. Çok hızlı geçti. Evet. Tabii bir 35 dakika oldu şu anda. Aa maşallah. Evet. Güzel geçti. Son olarak böyle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla ne söyleyeyim yani, kaliteli müzik dinlesin tüm Türkiye. Gerçekten müziğe yatırım yapan, biraz da artık hani şey olmalıyız, halk olarak bilinçlenmeliyiz. Yani sapla samanı ayırmak lazım. Maalesef bu böyle olduğu zaman da ayırmayınca birçok müzisyen arkadaşım var benim, küstü yani, yapmıyorlar bir şey mesela.
Değil mi? Tabii tabii. Evet, yani çok küsen oldu. Çok değerli adamlar küstü. Yani çok ünlü besteciler küstü. O yüzden biraz kendimize gelmemiz lazım millet olarak. Sapla sapan ayırıp gerçek anlamda müzik yapan işte bir örnek vereyim sana mesela. Tabii. Bülent Ortaçgil'i yıllarca müzik yapmasına rağmen kimse kale almamış zamanında. Almıyorlar adamı kale. O kadar iyi müzik yapıyor ki adam. Gene de almıyorlar. Onun kale alınması yani bir yerden o 10 yıllarını alıyor yani. O yüzden de bu bir örnek ya da Fikret hı hı. Kızılok örneği var önümüzde. Bugün baktığında bunlar duayen isimler, idol isimler. Bugün de aynı şeyler var. Günümüzde birçok dostumuz var. Söz yazarı, besteci, şarkıcı. Maalesef küsüyorlar. Evet. Küstükleri zaman da müziğe üretmiyorlar, çekiliyorlar bir kenara işte başka şeylerle uğraşıyorlar. Buna mal vermeden millet olarak biraz böyle bunları yapan, iyi müzik yapan, iyi söz, iyi besteci, iyi seslere acilen değer vermemiz lazım. Yani evet. Bu değeri vereceğiz ki güzel müzik dinleyebilelim. Kaliteli müzik dinleyebilelim tabii değil mi? Tabii ki. Yani kaybetmeyelim insanımızı. Niye kaybedelim? Evet, kimseyi küstürmeye gerek yok tabii, gerçekten. Tabii. Kulaklarımızın da güzel şeyler duymaya bence hakkı var. Evet. Ondan sonra benim tarzım değil küsmek. Ben mesela kavga bile etsem kız arkadaşımla 5 dakika sonra hemen barışırım. Ay, yani ne güzel. Kızmıyorum, küsmüyorum, vazgeçmiyorum çünkü... bir şeyden vazgeçersen zaten kaybediyorsun. Evet. O yüzden devam ediyoruz. Ben üretmeye devam ediyorum. Ama bunu beceremeyen, işte karakter yapısı daha kırılgan olan birçok dostum var. Onları kaybetmeme namına millet olarak bir an önce iyi müzik yapan insanlara değer vermemiz lazım. Evet. Bunu diyebilirim. Çok doğru. Gerçekten şu an işte müzik sektörü dediğiniz gibi hani bir böyle bir çorba. Bu moda da böyle. Moda da böyle. Harika şeyler dikebilirsin ama değerini bilmez. Evet. Anlamazlar. Bir de tabii şöyle oluyor. İşte X bir markaya bu kadar verip sana üçte birini bile verse o X marka nedense kıymetli oluyor. Tabii. Falan. Sonra hani, küsüyorsun sen evet, mesela mesleğine. Hani, evet diyorsun ya ki da, ama ben daha iyi yapıyorum. Yani astarım daha iyi, kumaşım daha iyi, işçiliğim daha iyi. Ama o işte bir şekilde daha diyorsun? Bilinirliği ya da popülaritesi hı. var diye. Sonra seni Londra'da ya da işte Paris'te bir modacı şans eseri denk gelip seni alıp götürüveriyor buradan. Ne oluyor bu sefer? Beyin göçü oluyor. Evet. Yetenek yani göçüyorsun Türkiye'den. Bu sefer de insan kalitesi ve şeyimiz düşüyor yani. Onu ona dur dememiz lazım. Gerçekten o çok korkunç. Çok korkunç ama işte maalesef bu içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı da çok, bir gitme gidiyorlar. Benim çok arkadaşım Londra'ya yerleşti. Evet. Cem var bizim Cem. Tabii. Cem iyi bardakçı. Yani niye onlar gitti da Londra'ya gittiler evet aileyle. Yani. Yani evet maalesef böyle şeyler oluyor. Çok da yetenekli müzisyenler. Şimdi biz müzisyenleri konuşuyoruz tabii. Böyle bilim adamları da gidiyor. Yani, herkes yavaş yavaş gidiyor. Güzel memleketimizden. Değer evet. vermiyoruz o yüzden. Çünkü kıymet bilirsek insanımıza, kaliteli insanımıza hiçbir yere gitmez tamam. kimse. Yunanca bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Valla Yunanca zaten yapıyorum. Yaptım da şu anda. Ama öyle mi? Bir arkadaşımız şarkıyı çıkarttı. Bilmiyordu. Ben bilmiyordum ya da o da bir önemli değil. o güzel yorumlamışlar. Bir şey yapmışlar nedir? Featuring ya bu fit yapmışlar. güzel de olmuş. Ben biraz bekleyeceğim. Şimdi maalesef böyle bir şey oldu tabii bu durumda. Yani ben daha çok farklı yorumladım çünkü şarkıyı. Bir de benim hem Türkçe hem Yunanca versiyonu da var şarkıda. O yüzden farklı yani aynı şarkı ama iki farklı yorum. Aslında bir yandan da ben böyle şeyleri seviyorum. Hemen üst üste olmasını istemedik. Hani en azından bir ay geçsin ondan sonra. Şimdi baktım kaç gün geçmiş diye çıkartalım efendi. 12 gün geçmiş. Tamam bizim 2 haftamız kaldı. Daha var. Evet. Biz de geçen gün böyle bir, şimdi ismini vermeyeyim. Çok böyle hepimizin gerçekten çok sevdiği bir şarkıcıdır kendisi de. Herkes çok sever. Onun böyle şarkısını, klibini, stylingi, kıyafet, artık çorabı, ayakkabısı yani... Her şeyi hazırlandı. Özendik. Ayakkabısının işte bağcığına kadar her şeyi düşünüldü falan. Çok yakın arkadaşı çıkarttı. Ve kaldı. Şarkıyı. Bilmiyorlarmış ikisi de. Dedi ki ben bir şey öğrendim çekemeyiz dedi yani. Hani çekeriz de yayınlayamayız dedi. Yani o kadar yani olmaz dedi yani. Hani, bir de bekleyeceğiz yeni şarkı dedi. Mıydı yoksa? Yine cover bir şarkıydı. Cover bir şarkıydı. Onu dedi bekleyeceğiz falan.
bekliyoruz hepimiz heyecanla. Olsun. Çünkü çok böyle gerçekten özenerek yaptığımız. Olsun bir ay yaptığımız. Sonra çıkarsa yani sonuçta bu aynı şarkı yorumlamak yani. Bu cover evet. yapmak zaten kelime anlamı da yorumlamak değil aynen mi? Aynen öyle. Tekrardan yorumluyorsun ha. Onun yorumu daha lezzetli gelebilir ya da benimkisi gelebilir. İnsanlar aa bak daha güzel söylemiş der. Aynen öyle. Sonuçta şöyle. Bir sebze almaya gittiğimizde o haller, maller, balık almaya hepsi yan yana. Biz gözümüze güzel gelenden gidip tabii. alıyoruz. Kulağımıza güzel geleni daha çok mesela dinleyebiliriz. Mesela bu en son işte Gülen'in açtı. Selahattin abiye ben şarkı attığımda şimdi korktum. Şöyle bir şey var. Yani Cengiz Kurtoğlu şarkısı yorumlamak dünyanın en zor şeyidir. Sonuçta Türkiye'de söyleyeyim yani. Zaten kimse yorumlamaz Hakan Altun'dan başka. o da Cengiz abiyle beraber yorumluyorlar. Öyle mi? Tabii. Yani Tiyolu, hani abi falan. İşte abi usta falan. Çırak. Çırak ilişkisiyle. Yani gerçekten zordur. Öyle herkesin haddine değil öyle bir. Ben çok korktum mesela bunu yaparken. Evet ya gerçekten bazı. Mesela bence Nükhet Duru şarkıları da öyledir. Böyle alırlardı. Bir Cengiz Kurtoğlu fanları var yani Türkiye'de inanılmaz. Bitirirler. Öldürürler seni yani linç ederler anlattın mı? Ödüm kopmuştu. Biz zaten ama kapıya güvenlik falan çağırdık hiç yok, sorun yok. Yok acayip beğendiler öyle deme. Ya. Yani en ya, büyük mutluluk benim için o. Minnacık böyle söyleyemez misin? Çok kötü. Tamam peki ısrar etmeyeceğim. Çünkü konuşurken de yutkunuyorsun görüyorum farkındayım yani. Bir de benim sinüzit problemim var devamlı. Hı-hı. Bu dönemlerde işte Geniz bu akıllı. Mevsim şeylerinde kötü oluyorum. Hı-hı. Bir ilaç var onu alıyorum. Bütün boğazımı kurutuyor. Kuruttuğu zaman da hani bu akıntımı kessin hı hı. diye. Şarkı söylediğim zaman bu sefer ses tellerime çok zarar veriyor ve sesim kısılıyor. Evet o yüzden ısrar etmiyorum. O yüzden etmiyorum. Dikkat etmeye ama çalışıyorum. Ama bir daha ilerleyen günlerde tekrar tamam. şu şarkıda çıkınca canlı alırız. Canlı yapalım onu o zaman canlı yaparız. Belki bir müzisyen bir arkadaş bir şey gelir burada böyle. Bir buzuki bir keman alırız yanımıza. Buzuki Orhan. Evet, buzuki Orhan vardı. Biri daha vardı buzuki Fiko. Fiko vardı. Çok yaşlıydı gözüküyor. Fikret abi vefat etti yalnız. Aa, Allah öyle Allah. Mi? Öyle. Aa, çok üzüldüm. Çok severdim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hayatta her şey var. Her şey bizim var, için. O evet. göçtü. Evet o göçtü. Ebediyete gitti. Bakalım bizde ne bekliyor bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu bir hayattayız. Öyle. Evet. İyi ki geldiniz. Teşekkür çok güzel ederim. Çok keyifli bir program davet ettiğiniz oldu. Için. Ben de çok keyif aldım. De çok keyif aldım. Çok hızlı geçti ama bitti diyebiliyorum ben. Yani yanıldığımı düşünmüyorum. Süremiz doldu. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Milyon TV'de kalın. Gıcıklar size.